Kilolardan bahsetmişken Seren Serengil'e geçeyim mi? O da 46 kiloya düşmüş Ali abi. Sosyal medyada da duyurmuş. Hatta sen geçenlerde oldu bayağı. Resimlerini paylaşmıştık. Seren Serengil'le bir haber vardı. Sen kilolarına dikkat çektin. Dedin ki tamam Evet. haber bir tarafa ama ben dikkat ederseniz bir resim de o. Galiba Beyaz TV'de çektiği program öncesi bir resimdi. Çok zayıflamış dedin. Evet. 47 kiloya falan düştü galiba. Şimdi 46 kiloymuş. Ve sosyal medyadan demiş ki önceleri belli etmemeye çalıştım. Annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi diyor. Sağlık sorunu tabii. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum dedi. Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Geri dönüşüm diyor. Ameliyatına vücut hazır mı? Bu aşamada kaldırır mı vücut? Bunun kararı için diyor Salı günü tekrar tekmeyelim yapılacak. Bazen diyor aylarca yoğun bakımda da kalınıyormuş. Tehlikeli ve zor bir süreç ama diyor öte yandan da olmasam yaza çıkamazmışım diyor doktorların söylediği. Dinleniyormuş, serum takılmış. İyi olacağım inşallah. Dualarınızı Ya bekliyorum diyor. geçmiş Daha olsun, önce de dileklerimi iletiyorum. Daha önce de bağırsak ilettim ameliyatı de. olmuştu Evet. galiba daha önce. Evet. Şimdi Seren Serengil'de mide ameliyatıyla, yani metabolik cerrahiyle zayıflayanlardan. Bu metabolik cerrahiyi ben yıllar önce, bir 10 yıl oluyor, araştırdım, bunu da paylaştım insanlarla. Bu dünyada 11 ülkede yapılıyor. Alternatif tıp, tıbbın resmi kabul ettiği bir şey değil, tedavi yöntemi değil. Bunların yaptığı şey, midenin yarısını bypass ediyorlar, Evet. dikiyorlar ya da bypass ediyorlar. Direkt oradan bağırsağa bağlıyorlar. Bağırsakta da kısaltıyorlar. Çünkü ince bağırsağın sonunda bazı enzimler oluyor. Oraya gidene kadar da bilmem ne oluyormuş. Sonuçta ben araştırdım. 11 ülkede yapılıyor. İnsanların %5'i 5 yıl içinde sindirim sisteminin iflas ettiklerine dair şikayetler bildirdiler. Evet. Onun için ben de metabolik cerrahiyle, yani pankreasta yer değiştiriyor, bağırsağı kısaltıyor falan filan, böyle bir yöntem vardı. Yani şekeri de bu birebir yüzden yukarı çıkmıyor artık şeker. Şeker sorununu kaldırıyor. Ama ömür sorunu ortaya çıkıyor. Ben Sezen Aksu, bunu yaptıralım, bir Alper var bu konuda. Araştırdı diye araştırdım. Sonra dedik ki bu 70-75 yaşında yaptıralım. 5 yıl sonra nasılsa sindirim sistemi iflas ediyor. 80 yaşında iflas etse ne olacak? Onun için anladığım kadarıyla onun bir %5'lik, %3 mü artık, kaç oranını bilmiyorum. Ona denk geldi. Zayıflamayı bir türlü önleyemiyor. Yani Evet. bu Gittikçe da zayıflıyor. ayrıca bir ciddi bir sorun. Umarım tedavi görür. Umarım geri dönüş İnşallah. operasyonu İnşallah. başarıyla gerçekleşir. Ekranların renkli yüzü ve Evet, sevilen bir tekmediği yüzü. çile kalmadı. Evet. Şimdi de şeyle uğraşacak, sağlık sorunuyla. Ve çocuk kilosu yani 46 deyince çok zayıf. Yani gittikçe de erimesi. Allah yardım etsin. Yani sevilen bir isim. Tamam, medyada çok haberlerini okuduk. Çok tartışmaların içinde oldu. Dediği gibi çok çekti şimdi kilolarından. Bir an önce düzelsin. Dualarımız Seren Serengil'de Ben olsun. o Geçmiş süreçte olsun. konuştum, o Evet. açıklamak istemiyordu ama yani ciddi bir sağlık Sorun. sorunu. Hani kan kusup kızılcık şerbeti içtim derler ya, İçmek. onun gibi. Evet. Evet.